yakıp tüketir. Tekrar soruyorum. Nasıl az yaktırdın diye sormuyorum. Bizi buraya yanlış çağırdılar. Ben size farklı bir şey soruyorum şimdi. Ne yaparsan bu araba daha fazla yakar. Evet. Öğrenmek istiyorum sizden bu kadar. Devirden bağımsız gaza basmış. Devirden bağımsız ben gaza bak. Biraz teknik bir şey oldu. Benim kafam karıştı. Ne demek bu? Gazan kadar çok basarsan. Bir daha. Teker. Sakin. Bir daha söyle. Gaza ne kadar basarsak motora o kadar yakıt geliyor. Yani ne yapmam gerekiyor? Gaza basmam gerekiyor. Gaza? Basmam gerekiyor. Sürekli gaza bassın diyor. Çok yakarsınız demek istiyor. Öyle diyor. Tamam. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hocam devre 15'i geçtikten sonra araba 2 katını yaptı. 15'ten kastettiğin o göstergedeki 10-15. Arabanın devri 12 ile 13, 14 arası süreleri. 15'i geçtikten sonra 2 katını yapmaya başladı. Kim söyledi bunu? Nasıl? Bunu kim dedi? Ben kendim arabayı kullanıyorum, ona göre baktım. Ona göre denedim. Aynen. Kaç yakıyorsun, yüzde kaç tüketiyor aracın? Arabayı 12 ile 13 ile arası kullanırsan %50 kullanıyorum. %50. Peki. Başka? Evet. Burada bir pardon, sen saklamışsın öyle böyle. Hani hoca bana soru sormasın diye. Evet. Ekle kardeşim. Şimdi hocam, şimdi orada zaten yeşil devir var. He, yeşil. Orayı neyin yeşile boyuyorsa ben hep merak ettim onu ya. Şimdi manuel de kullanıyorsa araba. Hı hı. Şimdi mesela bazı arkadaşlar bu yeşil devir için kırmızıya geçiyor. Yani onun üstüne geçiyor. Kırmızıda sürekli gidersen yakıt artıyor. O zaman kırmızıya çıkmamak lazım. Yani araca yakıt tüketimini arttırırken o devir saatindeki yeşil olan bölümün dışına çıktığında yakıt artıyor. Peki. Sonra daha hızlı çalışıyor. Öyle yani. O zaman bir şeyler artıyor. Peki tamam güzel. Bir şey daha öğrendik. Başka mesela ne yaparsam araç daha fazla yakıt tüketir. Araba fazla oynarsan. Neydi abici pardon? Arabayla fazla oynarsan. Oynama. Gazla yani. Gazla oynarsan. Çok güzel. Ondan sonra power istisna kullanmışsın. Tamam. Bu. Yani demir saatinden benim düşüncem alakası yok. Kulakla mı? Kulakla alakalı. Demir saatini uyarsan zaten şaşırır. Kulağınla beraber dinleyeceksin. Ama arada bir bakmak lazım değil mi demir saatine? Tabii bakacaksın ama arabayla fazla oynamayacaksın. Peki güzel. Ayağın altına gazla, gaz sabit. Sabit gazla gitmek lazım. Sabit gazla. Yukarı çıkarsın ve aşağı oynarsan araba yakar zaten. Peki çok güzel. Başka? Evet. Kalkış. Bir de hocam şey var. Bak bir şey de unutma ama daha en güzel şeyi duydum. Şimdi yeni sistem araçlarda şimdi ayağını gazdan kestiğin zaman ekonomiye geçiyor. Öyle mi yapıyor? Evet. Ayağımı gazdan çektiğimde direkt eco moduna mı geçiyor? Evet, yani bu ne demek? Ne yani anlayacağım ben? Main kısmında yani main'lik derken tabi. Ama sen ayağını gazda tutarsan o çıkıyor devreden. Yakmaya devam ediyor. O evet. Zaman ayağımı gazdan çekersem daha az yakıyor. Evet. Gaza basarsan dokunduğum halde bile yakıp tüketimi artıyor. Evet. Doğru mu? Araba zaten kendini boşaltır. Boşaltır. Bir dakika. Araba kendini boşaltır. Tamam. Ekonomik çıkıyor hocam. Çok güzel. Buyur hocam. Hocam bir araba... Otur rahat ol lütfen ya. Biz de bizsiz. Benim bildiğim... Yakarken çok yakar, ya da lambalar yakar. Bak kalkarken yakar, doğru mu? Herkes yani bir aracın yakıt tüketiminin en yüksek olduğu o cc'lere, litrelere çıktığı an durup kalkması mıdır? Evet, aynen. Çok güzel ivmelenmeler yani. İvmelenmeler, yani o ilk akselerasyon bunun da bir sebebi var. Düz yolda hiçbir araba yakmaz. Düz yolda yakmıyor, genelde... Devrini aldın mı, arabadan ekoloji gidiyor, her şey gidiyor. Tamam. Düşük vites, yüksek devir, yoksa yüksek devir, düşük vites. Hangisi daha doğru? Şimdi kullanma otomatik için de yapalım. Manuel kullanıyor muyuz peki? Manuel kullanma konusunda var mı? Manuel yargı kullanırsın, belki kampalar kullanırsın. Yolun durumuna göre kullanırsın manuel. Mesela? Örneğin yarışlara kullanabilirsin, belki kampalar kullanabilirsin. Kendim diyorsun ben vitese müdahale edeyim. Çok güzel. Yavaş havalar manuel atsa mükemmel yani. Peki. Çok güzel bir noktaya değindin. Durma ve kalkma dedik. Bu önemli bir etki. Yani. Peki trafikte arkadaşlar durma ve kalkma sayısını azaltmak için madem bu yakıtı etkiliyor nasıl bir sürüş yapmamız gerekiyor? Bir tarif oluyor. Bir. Işıkları bir kapatalım lütfen ya. Trafiğe göre kim dedi onu? Nasıl yapmam gerekiyor? Lamba var orada kırmızı yanıyor.
300 metreden başlayacaksın, kendine ayarlama yap, durmadan devam edeceksin. Ayarlarken ne yapmam gerekiyor? Nedir orada önerin bana? Gazdan çektim. Gazdan çektim. Peki vites düşürecek. Vites küçültme, motor kompresyonu ya da rotardır, motor freni kullanabilir miyim onda? Bir kademe çabuk zaten yavaş. Yani? Fren yaptırır abi. Aynen öyle. O zaman demek ki vites küçülterek, motor kompresyonu yaptırarak yavaşlarım. Amaç aracı durmadan trafik ışıklarını tekrar hareket etmesini sağlamak. Peki benim en çok merak ettiğim, unutma. rampalar, bu araçların yakıt tüketimlerinin en yüksek olduğu yol kesimleri rampa çıkışları. Bu bir kere hani baktığın zaman bana şey geliyor. Hep merak etmişimdir. Bu arabaya ben rampada nasıl daha az yaktırırım? Var mı bu konuda? Rampada kontrolü otomatiğe bırakmayacaksın. Benim düşüncem. Çok güzel. Otomatik araba değil. Adam 1700 devrede kendisi atmıyor. Atmıyor. Herhalde küçültmüyor. Düşünmüyor kendini. Ne yapayım? Kendim kontrol ediyorum. O zaman manuel mi kullanmamı tavsiye ediyorsun? Evet. Peki. Arkadaşlar tork nedir diye sorsam bana cevap verecek olan var mı? Tork nedir? Yani? Arabanın gücü yani. Arabanın gücü ya da itme kuvveti diyebilirsin. Evet. Peki yeni nesil arabalarda özellikle diyelim ki kullandığımız manların beygir ve tork eğrisi hakkında bilgi sahibi olan var mı? Yani hiç merak ettim de ben şu arabanın bir el kitabını açtım. Bu arabayı üreten işte Alman mühendisler ne demişler? Bize neyi öneriyorlar? Hiç merak ettik mi? Ben ettim. Ben ettim. Ettim ve çok şaşırdım. Çünkü neden biliyor musunuz? Benim çocukluğumda arkadaşlar gerçekten bunu hep böyle güzel hatırlarım. Mahallemizde bir kamyoncu abimiz vardı Hüseyin abim. Çok da meraklıydım ben onunla birlikte böyle seyahat edeyim. 10 yaşında falanım. Ne zaman kömür ocaklarına kömür getirmeye gitse benim yanına alırdı. En çok da böyle aklımda kalan o arabayla böyle rampa bamba çıkarken abi motordan bir ses geliyordu, ödüm kopuyordu. Hani bir şey patlayacak, bir motorun içinden, arabanın içinden bir şey çıkacak diye. Ama bugün, aynen öyle, bugün arkadaşlar baktığımızda yeni nesil makinelerin, özellikle işte Euro 4'ten sonra Euro 5 ve Euro 6 makineler beygirleri evet yükseldi, 400 beygir, 500 beygir, 560 beygir, 600 beygire kadar çıktı. Ama asıl orada başka bir şey var. Yükselen ne oldu biliyor musunuz? Yükselen araçların tork değeri, yani itme kuvvetleri, yani o beygiri, o gücü vermeye başladığı devir aralığı. Bundan önceki devirler 1500, 2000, 2000 üstüyken bugün 900 dakika devirde, 900 devirde maksimum 400-460 beygiri üretmeye. Yani sana diyor ki kardeşim benim ürettiğim motor sana bu devirden sonra güç vermeye başlıyor. İşte bizim belki de arkadaşlar çok teşekkür ederim bu arada. Verdiğiniz bilgiler benim için çok aydınlatıcı oldu. %100 hepsinin altına imza atıyorum. Ama bunu tabii uygulamada da görmemiz gerekecek. Özellikle bir aracın yakıt tüketimini arttıran en önemli etkenlerden bir tanesi, güzel bir yorumdu, durma ve kalkma anı. Yani bu kütle, bahsettiğimiz araç 1-1,5 tondan bahsetmiyorum. Bu bahsettiğim 20 ton üzerinde 30 ton ağırlığındaki bir kütleyi ben durdurup o 0 kilometreden bir hareket enerjisini kazandırmak istediğimde bunun için neye ihtiyacım var? Bunun için güce ihtiyacım var. Güç nedir? Beygir. O beygiri nereden alıyorum? Motordan. Motor bu gücü neyle üretiyor? Yakıtla üretiyor. Dolayısıyla yakıt tüketiminin en kısa sürede en yüksek noktalara ulaştığı sürüş pozisyonlarından bir tanesi aracın durma ve kalkma sayısı. Bu dolayısıyla bizim trafikte yakıt tüketiminin yakıt maliyetlerini azaltmak anlamında yapmamız gereken en önemli şeylerden biri hani başlangıçta aracın bakımlarıdır, işte filtreleridir, enjektör ayarlarıdır, lastik basınçları, bunların hepsini zaten biliyoruz. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama benim asıl işim bu araca ne olursa olsun yola çıktığımda